Şimdi bu 10 milyar var ya, bu verenlerin o çocuklarına bu 10 milyar üç gün yetecek mi? Diyelim İstanbul'da yaşıyorum. İstanbul kireler, evim yok. Kireden oturuyorum. Bu kira vereceğim, harcayacağım. Nasıl geçim olacak ki? Olur mu 10 milyarla geçim? İsyandayız. İsyandayız. Bak 2 ay sonra sarı kart göstereceğiz. En azından bir emekli maaşı askeri ücretten az olmaması lazım. Az olmaması lazım. Ki o da normalinden idara geçim olabilir. Bu kırsal kesimde köylerden 10 milyarla idara olur. Ama bugün bir şehirde otursam idara mümkün değil. Mümkün değil. Hadi Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. 10 milyarı ne yapacak? Bize yetmiyor yani. Şirfetik, çocuğumuz çok, çoluğumuz çok. Yani ne yapacağız biz bu 10 milyarı? Her türlü sıkıntı çekiyoruz işte. 15 olmalıydı gene. İşte artırsınlar diyem, bize yetmiyor yani emekli maaşı. 6-7 baş külfetik biz. Nasıl yetsin yani? Yetebilir mi? Emekli maaşı derken şimdi memur emeklisi ayrı, efendim SSK, Bağkur emeklileri. Benim bildiğim Bağkur emeklileri 7500'den en az düşüş olanlar 10.000'e çıktı. Diğerlerde zaten normal %49 bilmem ne kadar artış yaptı. İyi bir şey yani. Şartlara göre çok iyi. Olsa tabii daha iyi olur. Asgari ücret herhalde 17 bin falan oldu. Değil mi? O da tabii 15, 16, 17 olsa daha iyi olur. Ama artık imkan ölçüsünde tabii. Şimdi kolay değil. Ver ama nereden vereceksin? Belli bir gelir olacak. Ona göre vereceksin yani. Biliyorsunuz zor şartlardan geçiyoruz. Kolay değil. Türkiye'nin durumu kritik. Orta Doğu kaynıyor, savaş var değil mi? Ona göre yatırımlar var. Önümüzde bir yerel seçim var. Ha, bunları beğenmeyenler varsa hakkını kullanır. En azından yerel seçimde mesela ona destek vermez. Der biz yani memnun değiliz iktidardan. İsterse değiştirebilir. Demokratik bir seçim var yani. Ama benim düşüncem, kanaatim bu kadar. Valla 10 bin lira yani bir dilenciye verse yani o para hakta gel. Şimdi yedip çıktan sen bunca her şey %160 yani bana yedip çıka talim etmek esnafa yani şeye uygun olur mu? Yani şimdi sen yedip çıktan bir makete getirdiğin zaman bir kira zaten olmuş 10 bin lira. Sen 10 bin lira yani verirsen yani 10 bin lira kimi kurtaracak? Sen 5 tane çocuk yuvası, 3 tanesi okuysa onu nasıl şey edecek, yan altından çıkacak? En az yani asgari ücrete yakın olmak lazım. Yani 14-15 olsa da ha dedik ki 14-15'e yani o da yeterli değil. Ama en azından yani onu bir seni çocuklarıya yani şimdi 10 bin lira bırak bir yani çocuklarıma bile yetmeyecek mi? Sen 5 tane çocuk var, 3 tane okuyor. Sen 3 tane okumakın zaten her ay 12 kibi çık mesafe var. 3 tanesi ne oldu? 7 çıkı zaten biz oraya verir. Peki biz ne yapacak? Evde ne yapacak? Doğal gaz faturası gelmiş 1 milyar 76 milyon. Su faturası gelmiş 560 milyon. Yani bunları. Aylık nereden baksak yani zaten 3 milyar. Telefon faturaları her biri 250-300 milyar çıkmış. 5 tane çocuğun telefon faturası olduğu zaman ne oldu? O da 1,5 milyar etti. Yani senin zaten baylıklarla yetmiyor yani. Yani buna verdiği zaman sen zaten bile bile değilsen ki ölün yani, ha ölün. Yani bir Suriyeli'ye bu kadar bakıysa, yani bir vatandaşına bakmıyorsa demek ki bu devlet yani boşuna bizi yaşadı. Yani biz hakkımızı alamadıktan sonra boşuna yani sürünüyor o zaman. O anlama gelmiyor mu? Vallahi çok düşük yani, işte bu maaşlarda geçinilmez. Yani bu pahalılık almış başını gitmiş. Yani şimdi kiraların 6-7 bin lirada olduğu bir dönemde, ekmeğin 7 bin lira olduğu bir dönemde, yani 10 bin lira bir otobüsün olduğu bir dönemde yani 10 bin lira çok cüzi bir miktar. Yani olacak bir iş değil. Ne kadar olmalıydı? Yani şimdi en kötüsü asgari ücret şeyine çekmeleri lazımdı. Yani 17 bin civarında bir şey olması lazımdı. Yani başka bunun şeysi yok. Bu pahalılıkla bu şeyde ancak bu olur. Yani onun için tekrar bir çalışma olur mu olmaz mı onu bilmiyorum ama acilen bu tür şey olması lazım. Yani kimse kimseyi kandırmasın. 10 bin lirayla geçirecek bir
şu anda ülke değiliz. Yazık yani, bu vatandaşa da yazık, bu ülkeye de yazık. Bu çalışan insanlara da yazık. Bunlar bir sürü çalışmışlar, emek vermişler. Bunların primleri yatırılmış. Bunlardan yıllarca prim alınmış. Şimdi sen bu adama dakika 10 bin lira ver. Yani bu olacak iş mi? Bunun bir şeysi olur mu yani? Yazık, günahdır. Kimse kimseyi kandırmasın. Kimse de bir şey damakoca yapmasın. Bu ülkeye yazık, bu ülkeye yazık yapıyorlar. Her şey bağlı, nasıl geçinecek adamlar? Allah yardımcıları olsun. He? Ya en aşağı 20 milyar olması lazım. En aşağı. Hiçbir şey alınmıyor. Bir yemek yiyorsun 200 milyon. Sıkıntılar çekiyor, adamlar açtır. Bir kira olmuş 10 milyar, 7 milyar. Adam nasıl geçinecek? Başka bir şeysi de yok. Allah yardımcıları olsun. Ben söyleyeceğim bir şey yok. Allah, bu kadar yapacak bir şey yok. Ya ne 10 bin lira nedir ha? Bir kere olmuş 10 lira. Biz gece gündüz çalışıyor. Hala da emekli oturuyor 10 bin lira da. Bize yetmiyor baba, bize yetmiyor. Allah razı olsun.